Değerli katılımcılarımız, hepiniz etkinliğimize hoş geldiniz. İSKİ olarak biliyorsunuz girişimcilerimizin ve KOBİ'lerimizin kendilerine yönelik teşviklerden haberdar olmalarını ve bu konuda bilgi sahibi olmalarını oldukça önemsiyoruz. Bu anlayışta da sizlere yönelik sunulan teşvikler arasında en önemlilerinden biri olarak gördüğümüz Ticaret Bakanlığımızın teşvikleriyle ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenledik. Bu yüzden bir aradayız. Bakanlığımız tarafından sunulan teşvikleri ilk ağızdan dinleyerek sorularınızı sorma fırsatı yakalayacaksınız. Ben de bu kapsamda bizi kırmayıp davetimizi kabul eden Sayın Daire Başkanımız Özge Akkız'a huzurunuzda bir kere daha teşekkür etmek isterim. Girişimcilik ekosistemimizi bilgilendirmeye yönelik etkinliklerimiz bundan sonra da hızla devam ediyor olacak. Sözü daha fazla uzatmadan Özge Hanım'a vermek istiyorum. Keyifli bir oturum dilerim herkes için. Çok teşekkür ederim Tuğba Hanım, Zeynep Hanım. İSKİ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin daveti üzerine bu programda bulunuyorum bugün. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz 2019 yılında Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün altında kurulmuş bir daireyiz. Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi Başkanlığı'yız. Bu dairenin ilk başkanı da benim. Amacımız kadın girişimcileri, genç girişimcileri ihracata yönlendirmek aslen. İhracat Genel Müdürlüğü'nün konusu da mal ticareti. Hizmet ticareti ile iştigal eden bir genel müdürlüğümüz de 3 ay önce kuruldu. Hizmetler Genel Müdürlüğümüz kuruldu. Zaten halihazırda hizmet ticaretinde de desteklerimiz vardı. Ancak daha da revize, daha da etkin destekleri onlar da formüle edip şu anda siz girişimcilerimize sunmak üzere çalışmaktalar. Mal ticaretine ilişkin bugün desteklerden bahsedeceğim ben. Çünkü görev tanımım dediğim gibi İhracat Genel Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Gelir gelmez 2019 yılında bir takım projelere başladık bizler. Önce Türkiye'yi bir taradık. Envanter çıkarmamız gerekti. Hiçbir yerde TÜİK'in verileri var ama bizim çalıştığımız alanda net veriler yoktu. İzmir'e de hatta İzmir Ticaret Odası da ilk geldiğimiz odalardan biriydi o anlamda. 81 ili de şu anda kapsamaya çalışıyoruz. 60 ili bitirdik kadın girişimciler konusunda. 20 il civarında da genç girişimciler konusunda sanırım çalışmalarımızı tamamladık. Bir ağ kurmaya çalışıyoruz daha ziyade. Envanter topluyoruz, bilgi topluyoruz, bir database oluşturuyoruz. Birkaç ihtiyaç tespit ettik. Özellikle devlet destekleri konusunda bilgi yok. Evet, devlet destekleri A'dan Z'ye, ihracat hazırlıktan pazarda tutundurmaya, uluslararası markalaşmaya kadar her türlü konuda bizim desteklerimiz var. İhracat alanında. Ancak firmalarımız bunlardan haberdar değil. Bunun etkinleştirmeye çalışıyoruz projelerimizde. E-ticaret çok büyüyen bir alan. Özellikle koronayla bir yılda 10 yıllık büyüme gösteren bir potansiyeli olan bir alan e-ticaret. Türkiye'de e-ticaret anlamında 2024'e kadar %20 büyüyeceği öngörülüyor. Statista verilerine göre dünya ortalaması yaklaşık %6 iken Türkiye'nin %20 büyümesi öngörülüyor. Coğrafi lokasyonu çok büyük avantaj sağlıyor Türkiye'ye. Özellikle şu anda Çin'in de bir takım politikaları nedeniyle üretim biliyorsunuz farklı ülkelere kaymakta. Türkiye'de aslında bu üretim kaymasından avantajlı çıkan ülkelerden biri olma yolunda gidiyor şu anda. Küresel olarak zaten darboğazdan geçiyoruz ancak e-ticaret konusunda da ben bugün konvansiyonel ticaretten, ihracattan bahsedeceğim ama e-ihracat konusunda eğilmeniz faydanıza diye düşünüyorum girişimcilerimizin. Orayı, o alanı da boş bırakmayın. Bizim birkaç projemizden bahsetmek istiyorum. Export Akademi projesini yürütüyoruz UPS ile birlikte. Ana paydaşlar biziz, özel sektör ve kamu. Ancak arkada birçok özel sektörden de uzmanlarımız yer alıyor. Online pazarlama yöntemleri anlatılıyor. Amazon'da, Etsy'de mal nasıl satılır? Google'da üst sıralara nasıl çıkılır? Online ödeme yöntemlerini mesela EasyGo firması gelip anlatıyor vesaire. Aslında birçok alanda uzman kişi, ben devlet desteklerini anlatıyorum her zamanki gibi. Gümrük konusunda ya da
ETGB konusunda UPS anlatmaya çalışıyor. Bu şekilde bir eğitim veriyoruz. Sadece eğitim vermiyoruz. Tabii bu bir ağ kuruyoruz. Danışmanlık hizmeti de alabiliyor firmalar. Programa katıldıktan sonra sorularını sorabiliyorlar. Bu alana yönelmek isteyen firmalar. Birincisi bu. İkincisi de kadın, dediğim gibi 60 ilde şu anda ağımızı kurduk. 21 ilimiz kaldı. Türkiye çapında bir ağ oluşturuyoruz. Bu ağla da işte hangi sektörde kim ne üretiyor, bunun hani verilerini tutmaya çalışıyoruz ki bir kadın girişimci diğer kadın girişimciden satın alsın ya da işte tedarikçi olsun vesaire. Hani bu birazcık da birlikte güçlüyüz gibi bir olgudan yola çıktık. Tüm dünyada bu şekilde zaten yapıyor. Eğer bu alanda alana önem veriyorsa, özellikle kadın girişimciliği alanına önem veriyorsa mutlaka ağlarla başlıyorlar. Bir de yazılım yaptık. Birazdan göstereceğim. W2W, yani B2B'nin B2V'si gibi aslında ismi var. B2V Türkiye. Bunun da yazılımını tamamladık. E-Devlet üzerinden hizmete sunduk. Daha yeni, çok yeni. O yüzden duyurularını yavaş yavaş yapıyoruz. O ağda da kadın girişimcilerimizin bilgilenmesi için bir arada bulunması için LinkedIn'in Türk kadın ihracatçı versiyonunu oluşturmuş durumdayız. Size birazdan bunları göstereceğim. Şimdi sunumum iki parçalı. İlk parçası interaktif. Size hedef pazar tespitinden bahsetmek istiyorum. Potansiyel müşteri tespitinden bahsetmek istiyorum. İzninizle bir ekran paylaşımında bulunacağım. En son sorularınız olursa chat'e yazarsanız chat'ten yanıtlamaya çalışacağım. Aynı şekilde bütün bilgilerimi de vereceğim. Hem direkt telefonumu hem e-postamı sonrasında da cevaplamak üzere aklınıza geldiğinde ya da bir sıkıntınız olduğunda bize yazabilirsiniz. İlgili devlette, yani daha doğrusu Ticaret Bakanlığı ile alakalı ne olursa ben yönlendirmeye çalışırım yetkim kapsamında. Şu anda paylaşıyorum. Evet. Ekranı görebiliyorsunuz değil mi? Şu an geliyoruz. Evet, geldi şu anda. Evet. Şöyle bir de küçülteyim şunu. Evet. Şimdi, Ticaret Go.tr'de aslında anlatacağım her şey var ama hani çok kapsamlı bir site. O sebeple birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Dört tane kaynaktan bahsetmek istiyorum. İlk kaynağımız ticaret müşavirleri kaynağımız. Bir ülkede, bizim dünyanın hemen hemen her yerinde ticaret müşavirlerimiz görev yapıyor. Ve ticaret müşavirlerimiz, ticaret ateşelerimiz bizim o ülkedeki en büyük veri kaynağımız, bilgi kaynağımız ve yardımcımız. Sizlerin de aynı şekilde bir ülkeye gittiğinizde hedef pazar tespiti olsun ya da işte müşteri potansiyel müşteri listesi olsun ya da Allah korusun hani gümrük uygulamalarında bir sıkıntınız olduğu ya da mevzuatsal bir takım bilgilere, o ülkenin mevzuatıyla alakalı bilgilere ihtiyacınız oldu, ticaret müşavirlerimiz, ateşelerimiz size yardımcı olacaklardır. Bunlara nasıl ulaşabiliriz derseniz, yurt dışı teşkilatımız hemen hemen dediğim gibi her ülkede şu şekilde listesi var. Örneğin hani bugün yine arkadaşlarımdan birinin örneğini vereyim. Bunlar benim meslektaşım hepsi. Buenos Aires'te bir Aykuş ticaret müşaviri olarak görev yapıyor Arjantin'de. Hem adres, telefon, e-mail. Genelde hani saat farkı çok fazla olduğu için e-mail ile de bağlantı kurabilirsiniz. Telefonla da gittiğinizde randevu alıp görüşebilirsiniz de. Ticaret müşavirleri kaynağını mutlaka kullanın. Siz mesela Arjantin'e bir işte ne bileyim çelik kapı satacağım. Bana çelik kapı tedarikçilerinin listesini sağlar mısınız dediğinizde de hani size göndereceklerdir. Aynı şekilde bunu direkt ulaşmak bu şekilde, yani daha doğrusu adresleri vesaire bu şekilde, ama şuradan bir application, bir uygulamamız var. Müşavire danışın uygulamamız. Şu ana sayfamızda şöyle gene göstereyim. Şurada müşavire danışın uygulamamız var. Müşavire danışın uygulamasında bakın, mal ihracatçısıyım, hizmet ihracatçısıyım, yatırımcıyım. Her alanda neyse sizin ilgi alanınız, ona göre bir hesap açıyorsunuz. Mal ihracatçısıyım,
ülkeye ihracat yapmak istiyorum. İthalatçı firma bilgisi. Buradan örnek olarak. Burada bir hesap açtığınızda, e-postanızla resmi kayıtlı bir yazı ticaret müşavirimizin önüne düşecektir. Ve bu resmi bir yazı statüsündedir. Her sorunu müşavire danışın uygulamanızdan sormanızı tavsiye ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa müşavirimize, ateşemize. İlk kaynağımız bu. Bunu mutlaka kullanın derim. İkinci kaynağımız, az önce de sözü geçti, daha program başlamadan önce, kolay ihracat platformumuz. Bu yapay zeka tabanlı bir platform. Mart'ta ikinci fazı tamamlandı 2021'de. Dünyada hani çok fazla örneğini görmedim açıkçası, hani sürekli araştırma halindeyiz tabii ki. Şöyle ki, burada ithalatçı bilgileri zaten halihazırda yer alıyor. Hani sizin ürününüz neyse o üründe, mesela Almanya'da bardak satıyorum ben. O bardağı Almanya'da tedarik eden firmaların listesini zaten buradan bulabilirsiniz. Nasıl kullanacağınızı da göstereceğim. Adım adım ihracat rehberimiz var, bir chatbotumuz var, tamamlayıcı ürün önerisi var. Hani alışveriş sitelerinde bu bluzu alan, bu pantolonu da aldı gibi bir şey vardır ya, hani size özel bir öneri yeri vardır ya, aynı kolay ihracat platformunda size özel bir dış ticaret danışmanı gibi aslında çalışsın diye kurgulanmış bir platform. Orada da mesela işte bu ürünü satanlar şu ürünü de sattı ya da bu ürünü alanlar bu ürünü de aldı gibi bir segmede yer alıyor. Şimdi E-Devlet'le giriliyor buraya. Kurumsal girdiğinizde ithalatçı bilgisi görebilirsiniz bu arada. Hani firmaysanız ve firma bilgilerinizle, vergi numaranızla girdiğinizde bunu görebiliyorsunuz. Ben bireysel giriş yapacağım firma olmadığım için. O yüzden ithalatçı bilgisi göremeyeceğim maalesef. 2 saniye izninizi rica edeceğim. Şu anda giriş yaptım. Akıllı ihracat robotumu çalıştıracağım. Pazar önerisi almak istiyorum. Pazar önerisi nedir? Bir şey üretiyorsunuz. Hangi pazarlara satabilirim? Hangisi daha verimli benim için? Bunu hani veriyor bu platform. Ben Getip, altılı Getip kullanmam gerekiyor. HS kod kullanmam gerekiyor. Bu nedir? Getip, gümrük tarifi istatistik pozisyonu. Bir ürünü sınıflanmasını sağlayan, tanımlanmasını sağlayan bir koddur. Dünya Gümrük Örgütü tarafından altılı olarak tanımlanır. Tüm dünyada, hemen hemen tüm dünyada geçerlidir. Yani altılı olarak bir eşyayı tanımladığınızda İsviçre'de de o eşyayı ifade eder, Kenya'da da o eşyayı ifade eder. 84, 18, 10 diyorum. Mesela birden fazla dış kapılı kombine soğutucu dondurucular. Bu kod, buna HS kod deniyor. Harmonize sistem kodu deniliyor. Harmonize, yani uyumlu, tüm dünyada aynı. 8'e çıktığında Avrupa Birliği'nde kombine nomenklatür diyoruz. CN kod, bu gümrük birliğinde aynı koddur 8'li olduğu zaman. 10'lu kod milli alt açılım, vergiler vesaire hangi ülkeye ait olduğunu gösterir. 10'lu olduğu zaman Türkiye'ye ait olduğunu gösteriyor mesela. Bunu Gümrükler Genel Müdürlüğü belirliyor. 12'li de artık istatistik alt pozisyonudur. 12'liye kadar çıkar bu kod. Sizin için bu ticari istihbarat çalışması yaptığınızda, yani benim elimde bir mal var, ben bunu nereye satabilirim çalışması yaptığınızda, tüm dünyada bu platformlar altılı kodla çalışır. O da çok kolay bir şekilde, çok sık değişmez zaten. Daha genel olduğu için her yerden bulabilirsiniz. Bu platformda Tara, bizim tarife arama motorumuz var Ticaret Bakanlığı'nın. Zaten onunla entegre, buraya bir arama kelimesi girdiğinizde de kodunuz çıkacaktır. Ben bu örneği veriyorum. Birden fazla dış kapılı kombine soğutucular. Size 2 tane soru soruluyor.
100 bin liralık pazarlama bütçeniz var. İki ülkeye dağıtmayı düşünüyorsunuz. İşte A ülkesine mi B ülkesine mi daha çok dağıtırsınız bu pazarlama bütçesini diye. A ülkesi örneğinde stabil bir ticareti var. Birazcık daha Amerika gibi tüm dünyadan ithalat yapıyor. Büyük bir pazar. B ülkesi de Türkiye. B ülkesinin pazarında önemli bir ülke. Türkiye önemli bir tedarikçi. Diyelim ki işte Orta Doğu'daki bir ülke olabilir. Hangisine doğru daha çok hani tercih edersiniz? Tercih de yapmayabilirsiniz. Direkt buradan pazar önerisi aldı diyebilirsiniz ama ben hani A ülkesine doğru birazcık daha kaydırayım pazar şeyini, tercihimi. Şöyle pazar büyüklüğü A ülkesine 60 milyon TL, kazanılacak pay %3 mü? B ülkesi %9 milyon TL bir pazar büyüklüğü var, kazanılacak payınız daha yüksek. Hangisini tercih edersiniz diye. Gene A ülkesine doğru kaydırdım. Pazar önerisi aldım. Bakın, şimdi yeşil noktalar akıllı ihracat robotunun önerilerini gösteriyor. Yani Amerika'da bu ürünün, bu dondurucuların çekiciliği %77, potansiyeli %100. Sarılarda kıta özelinde potansiyeli en yüksek ülkeyi gösteriyor. Yani bu Şili'ydi galiba. Evet, Latin Amerika'da, Güney Amerika'da Şili bu ürünler için daha potansiyeli yüksek ürünler gibi düşünün. Uzak ülkeler. Ancak hani Şili daha potansiyeli yüksek. Aynı şekilde Orta Doğu'da işte Mısır potansiyeli yüksek. Ama tabii ki bizim geleneksel pazarımız Avrupa Birliği olduğu için bakın yeşil yeşil Avrupa Birliği potansiyelimiz çok yüksek. Şimdi Amerika'yı tıklıyorum. Pazara giriş haritasını görüntüle diyorum. Genel göstergeler zaten var. Amerika'da işte şirket kurmak kaç gün vesaire vesaire bilgiler, ithalat verileri. Bu ülke seçtiğimiz üründe ne kadar alım yapmış gibi ithalat verileri var. Grafik detayları var. Seçilen ürünün toplam ithalat içindeki payı, rakiplerimizin durumu var. İşte Meksika naftadan dolayı bakın %52.8 ile birinci sırada. Türkiye %1.3 almış bu üründe. Gümrük vergileri, kota bilgileri var. Gümrük vergisi %0'mış. Tarife dışı önlemler, bu ürün güvenliği önlemleri vesaire onlar var. Şurada bir yerde işte ithalatçı bilgileri var. Ben göremiyorum ama siz firma olarak girdiğinizde göreceksiniz. Bu soğutucuları Amerika'da hangi firmalar alıyor? İşte bilmem ne Smith & Smith firması, işte telefonu, adresi, bilgileri yer alacak. O çok büyük bir bilgi. Gerçekten hani firma olarak bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ülke ve sektör sayfaları Amerika'nın hakkında bilgiler, iklimlendirme sektörü hakkında bilgiler var. Şöyle faydalı, özellikle sektör bilgileri açılırsa. Sizin sektörünüzün küresel durumu, genel durumu zaten hani veriyor desenini, dış ticaret desenini. Ancak şurası çok önemli. Sektöre yön veren global trendler işte hani bizi gelecek 10-15 yılda neler bekliyor? Nereye doğru yönelmemiz gerekiyor? Bakın artan çevre bilinci, tabii ki yeşil mutabakatı, iklim krizi vesaire enerji verimli yüksek ürünlere bir kayış olacak. O sebeple hani üretimi o şekilde değiştirmek, belki daha çevre dostu ürünlere yönelmek faydalı olacak. İklimlendirme sektörü açısından bu tarz hani trendlerle ilgili bilgiler de var. Sizin gelecek planlarınızı da biraz formüle etmenize yardımcı olacak bilgiler yer alıyor. Başka kolay ihracatla alakalı tamamlayıcı ürün önerisinden bahsetmiştim az önce. Tamamlayıcı ürün önerisi de şöyle çalışıyor. Gene Getip'imizde çalışıyor. Aynı Getip'ten gidelim. 84, 18, 10. Robotu çalıştıralım. Bu soğutucuları satanlar, alanlar bunu da almış. Mesela işte demir çelikten radyatör de almış. Soğutma tercihbatı bulunmayan diğer klima cihazı da almış. Yağlı hidrolik vesaire pneumatik transmisyon varki de almış. Bunu satan bunu da sattı. Gene soğutucu, dondurucu cihazlara mahsus mobilya da satmış gibi. Hani
Ürün çeşitlendirmesine gidecekseniz bu da gümrük beyannamelerinin işlenmesiyle oluşan veriler. Bunlara da dikkat edebilirsiniz tamamlayıcı ürün önerisinde. Pazara giriş haritası, hiç robotu çalıştırmadan, hani illa robotla değil de ben bu soğutucuların Almanya'daki durumuna bakmak istiyorum derseniz, size direkt Almanya'da bu ürün için ithalatçı verilerini verecek. İşte Almanya'daki bu ürünün durumunu verecek. İşte bakın Türkiye burada %17.4 pay almış. Birinci rakibimiz Polonya gibi. Kendiniz custom olarak kendiniz de bir ülkeyle ilgili rapor hazırlayabilirsiniz. Ticaret anlaşması, işte 1.95 ortaklık konsey kararı, anlaşma metni, menşe belgesi gibi verilere, bilgilere ulaşabilirsiniz. O sebeple bu gerçekten tüm külliyatımızın da yer aldığı, eğitimlerin de yer aldığı, şöyle göstereyim, bu eğitimler bizim V2V'de de var aynısı. Sertifikaları, eğitimleri alabileceğiniz her alanda bir platform. Sektöre özel de bilgi edinebilirsiniz. Direkt hani az önce söylemiştim ya, iklimlendirme sektörüne direkt buradan ya da makine sektörüne direkt buradan bakabilirsiniz. Global trendlere buradan bakabilirsiniz. Başka tüm külliyatımıza da buradan ulaşabilirsiniz. İhracat rejiminden destek mevzuatına, serbest bölge kanununa kadar tüm mevzuatımıza da ulaşabilirsiniz. Ben zaten birazdan desteklerle ilgili bir sunum yapacağım. İkinci kaynağımız o. Biraz uzun oldu ama kolay ihracat platformu öylesine geçilecek bir platform değil. Mutlaka bunu çok vakit ayırarak güzel bir şekilde inceleyip kendinize bir rapor oluşturun ne üretiyorsanız. Üçüncü kaynağımız LinkedIn. Zaten hemen hemen herhalde girişimci olduğuna göre buradaki portföyümüz LinkedIn çok kullandığı bir sosyal medya platformudur. Ben hani birçok ihracatçıyla kontak halindeyim tabii ki. Özellikle LinkedIn kullanarak ihracat yapan çok fazla firma biliyorum. Hani premiumunu kullanır mısınız bilmiyorum ama sadece şu search kısmından bile insanlar bilgi kendilerini tanıtıp satın almacılarla tanışabiliyorlar, ürün satabiliyorlar, numune gönderebiliyorlar en azından. Hani ürünlerini tanıtabiliyorlar. Bu noktada hani LinkedIn'de kullanmanızı tavsiye ederim. Hani ben hep sunumlarımda daha önce sunuma gelen olduğunu bilmiyorum. Aynı kişiyi veriyorum ama kadıncağız diyecek bu kız niye sürekli bana bakıyor da. Bu Arantxa González eski IT'sinin direktörü, sonra İspanya Dışişleri Bakanı'ydı. Şu andaki görevini aslında bilmiyorum. Arantxa González diyelim ki bir Walmart'ın satın alma müdürü. Arantxa González'in de bağlantıları benim için faydalı olabilecek bağlantı olabilir. Buradan Edenot kısmından işte Macy's'in satın alma müdürü mesela Arantxa'nın bağlantısı. Ona da bir bağlantı gönderebilirsiniz. Aynı şekilde eğer bağlantı kurabiliyorsanız mesaj atabilirsiniz, direkt mesaj atabilirsiniz. Ama premium'u kullanarak hiç bağlantınız olmayan kişilere de direkt mesaj atma özelliği var LinkedIn'in. Hani kendinizi tanıtabilirsiniz. Genç girişimciyim, işte ne bileyim teknolojik alanda çalışıyorum, şunu yaptım, bunu yaptım. Hani kendinizi tanıtabileceğiniz ve direkt insanlarla bağlantı kurabileceğiniz çok faydalı bir ağ platformu LinkedIn. Kullanmıyorsanız sanmıyorum ama mutlaka özellikle bu alana doğru kullanın. Sadece insanların hani mesleki başarılarına bakmak için değil. Hani iş olarak da kullanın derim. Bence çok faydalı bir kaynak. Dördüncü kaynak uluslararası fuarlar. Uluslararası fuarları şöyle, zaten biz devlet desteklerini veriyoruz. Hem hizmet hem şeyde, daha doğrusu mal ticaretinde çok fazla kullanılan ve en kolay kullanılan desteğimiz fuarlar desteği. Ancak fuarlara bir de şu gözle bakmanızı rica ediyorum. Fuar katılımcıları, uluslararası fuar katılımcıları aynı zamanda tedarikçi. Özellikle büyük
prestijli fuar dediğimiz fuarların katılımcıları markalar başka yerlerde fason üretmeyi tercih ediyorlar. Bunlara da hani bir tedarikçi gözüyle bakabilirsiniz. Maison Objet Fransa'da düzenlenen bir üst düzey tasarım, tekstil, işte ne bileyim ev eşyalarının sergilendiği bir üst düzey fuar. Bu fuarın katılımcılarını da işte ne bileyim Portekiz'den bu firmayı da bir tedarikçi olarak görebilirsiniz. Web sitesini inceleyebilirsiniz. Eğer kendi ona mal satabileceğiniz o alanda çalışıyorsanız onunla bağlantı kurabilirsiniz. Ne bileyim satın almacısına LinkedIn'den bulabilirsiniz. Uluslararası fuarları da bir kaynak olarak o gözle bakmanızı rica ediyorum. Neyse alanınız, sektörünüz. Bakın Maison Objet'e 1449 katılımcısı varmış. Genelde bu fuarların zaten web siteleri olur. Web sitelerinde de kimler katılıyor, kimler var, onlar yer alır. Hani fuarları da gidip ziyaret edebilirsiniz aynı şekilde. Ya da siz fuar katılımcısı zaten olmanızı çok istiyoruz ki ihracat bağlantıları kurabilin. Ben sadece bilgisayarın karşısında potansiyel müşteri kimlerle bağlantı kurabilirsiniz onlardan bahsediyorum. Çok fazla fiziksel yer değiştirmeden bunu yapabilen de firmalar tanıyorum. Kolay ihracat kolay destek zaten hani birçoğunuz duymuşsunuzdur artık uzun zamandır var. Bizim desteklerimizi hani karışık daha doğrusu mevzuata boğulmadan karışık bulmamanız için yapılan bir site bu. Daha böyle animasyonlarla hem mal ihracatındaki desteklerimiz hem hizmet ihracatındaki desteklerimiz burada yer alıyor. Örneğin yurt dışına gidip müşteri bulmak istiyorum. İş seyahatlerim desteklensin dediğinizde buradan adım adım bir yol haritası çıkıyor size ama bütün ayrıntılarıyla çıkmıyor bakın. Yani bütün ayrıntılar destek mevzuatımızda, ana sayfamızda ticaret.gov.tr'de destekler sekmesinin altında tüm mevzuatımız yer alıyor. Aynı zamanda genelgeleri yer alıyor. Eğer bir tebliğ 2-3 sayfaysa, genelgesi 10 sayfaysa siz zaten hani bir destekten faydalanacağınız için o genelgeyi okuyun. Genelge demek usul esasıdır. Yani bir desteğe nasıl başvuracaksınız, ne kadar süre içinde başvuracaksınız, kime başvuracaksınız? Bu tarz ayrıntıları ihtiva eden bir rehber gibi düşünün, kullanma kılavuzu gibi düşünün, tebliğ kullanma kılavuzu ya da kararı kullanma kılavuzu gibi düşünün genelgeyi. O sebeple mutlaka genelgesini okuyun kullanacağınız desteği. Bu kolay destekte size sadece daha hani bir hani ders çalışırken ufak bir not çıkarırsanız ya harita böyle adım adım onu gösteren unutmamanızı sağlayacak bir web sitesi aslında. Kısaca bu destekle ne kazanırsın? İşte firma başına 2 çalışan seyahat başına 5000 dolara kadar yıllık 10 seyahate kadar destek alıyor. %70'ini otel, konaklama, işte araç kiralama, ulaşım masraflarının %70'ini geri alıyor. Bu arada bizim desteklerimiz Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan şirketlere yöneliktir. Yani limited, kolektif, komandit, anonim şirket ve kooperatif olmanız gerekiyor. Şahıs firmaları henüz destek kapsamında değil. Hani bu henüz derken yok yani. Hani 2-3 sene oldu ben bu daireye geçeli. Bir çalışma var ancak hani bunun akıbetini çok bilemiyorum. Ancak bizim destek mevzuatımız bu şekilde. Yani eğer ki desteklerden faydalanmak istiyorsanız ve şahıs şirketisiniz, tür değişikliğine gidebilirsiniz. Tür değişikliğine gidip bir limited firma olabilirsiniz. Bu bir önceki kural, öncelikli bir kural. İkincisi bu destek için mesela ödemelerinizi mutlaka bankacılık yolunu kullanarak yapmalısınız. Banka ve kredi kartıyla ödemelerinizi yapmalısınız. Bizde prefinansman yoktur devlet destekleri için. Hani önce siz ödüyorsunuz, ardından belgeleri ibraz ediyorsunuz. Devlet size belgelerin kontrolünden sonra işte %50, %60, %70 neyse desteği veriyor. Bu şekilde destek mekanizması işliyor. Adım adım bakın hani gidiyorsunuz, faturaları saklıyorsunuz, firmalarla görüşüyorsunuz. Bu destekle bir de mutlaka her gün ihracata yönelik bir kurum kuruluşla görüşmeniz gerekiyor. O kapsamda da görüştüğünüzü beyan eden bir ufak rapor var. Onu da doldurmanız gerekiyor.
3 ay içerisinde de döndükten sonra bağlı bulunduğunuz bölge müdürlüğüne başvuruyorsunuz. O şekilde destekten faydalanıyorsunuz. Burada işte belgeler vesaire hani sorular, olabilecek sorularınıza yönelik cevaplar burada yer alıyor. Kolay desteği de inceleyerek bir kendinize bir şema çıkarabilirsiniz. Ufak ağlardan da bahsedeyim. Daha doğrusu önce kendi ağımızdan bahsedeyim. Ardından da destek sunumuna geçeyim. Bu V2V Ulusal Kadın İhracatçı Ağı. Bu yeni açıldı. Daha dediğim gibi henüz aktif kullanımı şu anda pek mümkün değil. Ne kadar çok insan kullanırsa o kadar aktif olacak. Bu da E-Devlet'te giriş yapılan bir site. Şöyle ki bağlantılarınızı buradan görebilirsiniz. Ben henüz bağlı değilim kimseyle. Sadece bir account açtım, hesap açtım. O sebeple gösteremeyeceğim ama mesela bu LinkedIn'de diyelim ki bağlı olduğunuz insanları görselleştiriyor bu site. Özge işte 10 kişiyle bağlıysa 10 kişiyi de kafaları göreceksiniz. Bir örümcek ağı var. O kafalardan birine mesela dedim ya size az önce Arantxa Gonzalez'in de bağlantıları önemli sizin için diye. Benim diyelim ki bağlantım Arantxa Gonzalez diyelim bu sitede. Arantxa Gonzalez'in kafasına tıkladığınızda da onun bağlantılarını görebileceksiniz. Böylece bağlantıları görselleştirmiş olduk ki hani kim sizin işinize yaramıyor o şekilde bağlantıları görebilin diye. Şurada sektör haritası var. Mesela Ankara'ya tıkladığınızda dediğim gibi burası dolunca çok daha faydalı olacak. Hangi sektörlerde, hangi illerde kimler ne iş yapıyor görebileceksiniz. Eğitim segmemiz var. Yine tüm eğitimler neredeydi? Benim kayıtlı olduğum eğitim tabii ki henüz yok da. Burada bana önerilen eğitimlerin hepsi yer alıyor. Gene animasyonlarla eğitimlerimiz yer alıyor. Anket yapabileceğiz buradan. Mentee ve mentor eşleşmesi yapabileceğiz. Bu gene bizim yönetimimizde olabilecek. Hani bir mentöre 5-6 kadın girişimci atayabileceğiz. Bu arada sadece kadın girişimcilere yönelik bir program. Adım adım ihracat rehberimiz yer alıyor. 23 adımda hiç ihracatçı değilsiniz. A'dan başlayarak ihracatçı sıfatı nasıl kazanılır ve ihracata nasıl başlanır? 23 adımda size bilgileri veriyor. Akıllı zaten Kolay İhracat Platformu'nun bir rehberi bu. Kolay İhracat Platformu'na da direkt geçilebiliyor. Bu şekilde bir rehber de var. Kolay Destek de burada bir link olarak yer alıyor. W2W da bu şekilde bir site. Diğer ağlardan bahsedeyim. BeConnect International ağından bahsedeyim. Bu bir Amerikan STK'sı. Sistemi şu şekilde. Current Member Buyers. Şimdi BeConnect şöyle bir sistemi var. Kadın girişimciden tedarik etmek isteyen büyük firmalar, corporation'lar bu sistemin içinde. Yani bu corporation derken gerçekten büyük firmalar. Barilla'sı, işte Cargill'i, Bayer'i, Boeing'i, işte Cartier'i, hemen hemen büyük firmaların hemen hepsi burada var. Bu firmalar diyor ki yıllık tedariğimi şu kadarını kadından yapmam gerekiyor. Çünkü hani tüketici de bunu arıyor. Kadın girişimciden tedarik edilmiş mi edilmemiş mi bunu arıyor.
Bu STK'da bu sisteme giren kadın girişimcileri bu büyük firmalarla bağlıyor. Bu şekilde malınızı da satabilirsiniz. %51 ve üzeri kadın ortaklıysanız Women Owned sertifikası alarak bu büyük firmalara da ürün satmanız mümkün. Bu işe yarıyor bu STK. Türkiye direktörlüğü de var. Hani ulaşabilirsiniz kendilerine. ITC International Trade Center'ın She Trades inisiyatifi de var. ITC dediğim oluşum uluslararası bir kuruluş. Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından 1964 yılıydı sanırım kuruluşu, teknik bir kuruluş, kurulmuş teknik bir kuruluş. She Trades inisiyatifi de kadın girişimcileri, kadın ihracatçıları desteklemek üzere oluşturulmuş bir ağ. Bunların da birçok etkinlikleri söz konusu, projeleri söz konusu. Buraya da bir hesap açarak üye olun, bu veri tabanlarının içinde yer alın, kadın girişimciyseniz eğer. Üçüncü olarak da uluslararası ağlardan, hatta bizimkiyle birlikte dördüncü olarak da bir bundan bahsedip devlet desteklerine geçeceğim. WeGate platformundan bahsediyorum. Bu da WeGate'de Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren kadın girişimciler için kurulmuş bir ağ. Eğer Avrupa Birliği'nde yani Gümrük Birliği dolayısıyla biz de bu ağın içindeyiz. Burada da bir hesap açarak Avrupa Birliği'nde neler oluyor, neler bitiyor, WeGate platformundan da bilgilenebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Ben devlet desteklerine geçeyim hemen. Bu bir PowerPoint sunusu, size iletebilinir. Yani hani zaten istiyor size iletecektir diye düşünüyorum. İhracata yönelik devlet desteklerinden hemen kısa kısa bahsedeyim. Şöyle ki bizim destek mevzuatımız ihracat hazırlık destekleri, pazarlama destekleri ve yüksek katma değere yönelik destekleri olarak formüle edilmiştir. Hiç ihracatçı değilseniz URGE ile pazara giriş desteğiyle ihracata başlayabilir. Pazar araştırması, fuarlar, yurtdışı birim ofis mağaza desteğimizle pazarda tutunabilir. Turkuayt tasarım desteklerimizle de artık uluslararası bir marka olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde formüle edilmiştir. URGE desteği şöyle, burada amacımız firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerini arttırmak. Bunun için de şirketler, işbirliği kuruluşları ve bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderleri karşılıyoruz. Firmanın hem sektörüne yönelik konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti alması hem de katılacağı heyetlerde potansiyel müşterilerle ilişki kurması sağlanıyor. Sektörle birlikte hareket ediyorsunuz ve bu bütün faaliyetleri de işbirliği kuruluşu yönetiyor. Bu işbirliği kuruluşu dediğim nedir? İhracatçı birliği olabilir. Bir ticaret sanayi odası olabilir. Mesela ismi İzmir Ticaret Odası olabilir. Ya da sektörel bir dernek olabilir. Bunlar tarafından yürütülecek projeyle ilgili sektöre has şöyle 5 yıl sürecek URGE projelerinin faaliyet. Yani neler bunlar? İhtiyaç analizi. Bir sektördeki ihtiyaç analizi. Bu ihracat yapmakla ilgili neye ihtiyacınız var? Onun analizi yapılıyor. Eğitim danışmanlık veriliyor. Ve sektörel heyetler düzenleniyor. Bu masrafların %75'ini biz karşılıyoruz ve bütün bu para pul işlerini, bütün bu organizasyon işlerini de işbirliği kuruluşu yönetiyor. Şirketler, firmalar sadece faaliyetlere katılıyorlar. Bu şekilde de birlik halinde sektörüyle birlikte hareket ederek ihracata başlıyorlar. Çok faydalı bir destek gerçekten. URGE projeleri kapsamında ilk olarak ihtiyaç analizi yapılıyor. Rekabet gücü kazanmak için yapılması gerekenler ihracat yapılacak pazarlar tespit ediliyor. 5 yıl bitince de bakın şuradaki 3 yıllık bireysel danışmanlık alma hakkını kazanabiliyor şirketler. Bu danışmanlığa ilişkin giderler de yıllık 50 bin dolara kadar %70 oranında bakanlığımızca karşılanıyor. Bireysel danışmanlık desteği almanız için yalnız bu URGE projesine fiilen gerçekten kapatıyorsunuz. Kesiyorum ama sunumu siz ilerletiyor musunuz acaba? Biz çünkü kapak sayfasındayız hala şu anda. İlerletiyorum aslında. Yani biz PowerPoint sunusu modunda görüyoruz. Hani seni tam ekran olarak görmüyoruz. Tam ekran da yapmıştım ama tekrar bir... Tamam, yeniden paylaştığınızda belki düzelecektir.
Ne görüyorsun şu anda? Şu anda gene PowerPoint sunusunun hani o ilk yani PowerPoint'in içerisindeki ekran modunda görüyoruz. İhracata yönelik devlet destekleri. Evet, görüyoruz. Kapak sayfasını görüyoruz şu anda. Şu anda ne görüyorsun? Değişmedi. Yani şu an ilerliyorsunum. Şu an ikinci slayta geçtik. Evet, 3 URGE desteği, 4 tamam, bu şekilde URGE... ilerleyelim o zaman izninizle. Tamam. Tam sayfa yapmıyorum. Bir sıkıntı var demek ki. Tamam. Çok özür dilerim. O zaman şurayı evet, tekrarlıyorum. URGE desteğimizde 5 yıl süresince bu 400 bin dolarlık proje başına işbirliği kuruluşu faydalanıcı ama nihayetinde firmaların faydalanıcı olduğu %75 bir desteğimiz var. İhtiyaç analizi, eğitim danışmanlık, tanıtım gibi kalemler var. 150 bin dolar program başına iş 10 program, yurt dışı pazarlama, işte ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon bu proje kapsamında destekleniyor. Alım heyeti, yani dışarıdan sizin ürünlerinizi alabilecek potansiyel ithalatçılar getiriliyor. Program başına 100 bin dolar, %75 oranında destekleniyor. Bu projeyi yürütmek için istihdam edilecek iki kişinin emsal brüt ücreti de %75 destekleniyor. Ve bu projeye aktif olarak katılan firmalar, yani aktif katılım dediğimden kasıt neler? En az bir eğitim veya danışmanlık faaliyetine, en az bir sektörel heyete ve en az bir alım heyetine katılan, aktif katılan firma şu bireysel danışmanlık alma hakkını kazanıyor profesyonel bir şekilde 3 yıl boyunca. Yıllık 50 bin dolara kadar %70 oranında destekliyoruz. Pazara giriş belgelerinin desteklenmesi, bundan da bahsedeyim. Hani C işareti vardır telefonlarınızın üzerinde. Bu C işareti aslında Avrupa Birliği, Gümrük Birliği mevzuatının gerektirdiği bir işarettir. Oyuncakların üzerinde vardır. Bunlar ürün güvenliği, insan sağlığı, mal ve can güvenliği ya da çevrenin korunması yönünden gerekli ürün güvenliği mevzuatı vardır ülkelerin. Bu analiz belgeleri de pahalıdır. Bu ürün güvenliği belgesi de olabilir, kalite belgesi de, standart belgesi de olabilir. Yani kalite belgeleri de olabilir karşı tarafın istediği. Bunlar da bayağı pahalı belgeler olabiliyor. Yıllık 250 bin dolara kadar %50 oranında destekliyoruz biz bu analiz belgelerini de. Şu şekilde bunlar sadece örnek. İşte ISO belgesi olabilir, C işareti olabilir, işte OECOTEX sertifikası olabilir, tarım analiz belgeleri olabilir. Bu belgeleri de yıllık 250 bin dolara kadar %50 oranında destekliyoruz. Şu şekilde söyleyeyim, hani azami bu dediğim şeyler. Yani siz 500 bin doları harcıyorsanız biz maksimum 250 bin dolarını veriyoruz. 300 bin dolar harcıyorsanız 150 bin dolarını veriyoruz. 600 bin dolara harcıyorsanız biz gene 250 bin dolar veriyoruz. Yani miktar olarak azami verebileceğimiz, en fazla verebileceğimiz miktar bu. Destek oranımız da %50. O şekilde bakın, tüm destek mevzuatı anlattığım mevzuata. O şekilde bakın, bunlar limitlerimiz. Pazar araştırması ve pazara gidiş desteğinden bahsedeyim. Bu desteğin altında birçok kalem var. Az önce kolay destekten bahsederken anlattığım destek bu. Yurtdışı pazar araştırma gezisi, seyahat başına 5 bin dolara kadar %70, yıllık 10 adet faydalanıcı direkt şirketler. Başka, mesela burada anlatmak istediğim başka şey var mı? Yurtdışı pazar araştırma gezisi en az 2 yol hariç en fazla 10 günlük kısmı desteklenir. Bir takvim yılı içinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 yurtdışı pazar araştırma gezisi desteklenir. Bir yurtdışı pazar araştırma gezisi tek bir ülkeye yapılabileceği gibi en fazla 3 ülkede de yapılabilir bir seferde. Yakındır 3 ülkede de bir gezi yapabilirsiniz. Pazar araştırma raporu şurası, pazara giriş raporu. Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurtdışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleriyle yurt dışına yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında yıllık 200 bin dolara kadar destekleniyor. Satın aldığımız raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için bakanlıktan bir ön onay alıyorsunuz. Yani bir yazı yazıyorsunuz. Ben şu firmadan
şu raporu alacağım, şu danışmanlık hizmetini alacağım diye bu şekilde bir ön onay aldıktan sonra bu yıllık 200 bin dolara kadar desteğinden faydalanabiliyorsunuz. Çok özür dilerim. İleri teknolojiye sahip şirket satın almaya yönelik danışmanlık ve kredi faiz desteğimiz var. Bu nedir? Ülkemize teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında eğer bir mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alıyorsanız şirketler için %75 oranında yıllık 500 bin dolara kadar bir danışmanlık desteğimiz söz konusu. Eğer bu teknoloji transferi sağlayacak şirketi satın alıyorsanız ve bunun için kredi kullanıyorsanız bunun için de Türk lirası cinsi kredilerde 5 puan, döviz cinsi kredilerde de 2 puan, toplam 3 milyon ABD dolarına kadar destekliyoruz. Bu ileri teknolojiye sahip şirket satın almaya yönelik destek bu şekilde. Marka satın alma desteğimiz var. Gene bu yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri genel gelir belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve döviz endeksi kredilerde de 2 puanı 2 milyon dolara kadar 5 yıl boyunca destekliyoruz. Alım heyeti ve sektörel ticaret heyetleri zaten sürekli düzenleniyor. Bunlar da destek kapsamında. Pazara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesi bu en yeni desteklerimizden. Korona zamanı 27 Mayıs 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıktı. Bunun altında 4 tane destek kalemi var. Ancak bireysel firmalara yönelik kısmı bu. Burada bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyelikte. Neler bu siteler? Gene ticaret.gov.tr üzerinden o destekler segmesinde görebilirsiniz. 10-11 tane e-ticaret sitesi var. Ama bu hani Amazon gibi işte ne bileyim Etsy gibi direkt B2C siteler değil. Bunlar daha profesyonel olan B2B siteler. Direkt karşınızda potansiyel ithalatçıyı bulabileceğiniz B2B siteler. Üyelik ücretleri ciddi olan siteler. Bunlarda da %60 oranında ve site başına yıllık 9.590 liraya kadar destek var. En fazla 3 e-ticaret sitesi için ve site başına en fazla 2 yıl süresince destekten faydalanabilirsiniz. Üyesi olduğunuz İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği'ne ödeme belgelerinizle birlikte başvurduğunuzda bu destekten faydalanabilirsiniz. E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteğimiz bu şekilde. Sanal ticaret heyeti desteği işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerinin %50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destekliyoruz. Eğer sanal ticaret heyeti düzenliyorsa işbirliği kuruluşu. Eğer sanal fuara katılım bir organizasyonu yapıyorsa yani sektörel anlamda bir katılım organizasyonu yapıyorsa gene faaliyet başına işbirliği kuruluşu hedef grup olmak üzere 50 bin dolara kadar destekliyoruz. Eğer sanal fuarı İşbirliği kuruluşunu kendi organize ediyorsa onu da faaliyet başına 100 bin dolara kadar %50 oranında destekliyoruz. Bu da hani işbirliği kuruluşlarına tabii ki en nihayetinde firmalarımıza yönelik olarak formüle edilen desteklerden. Yurt dışı fuar desteğinden bahsedeyim. En kolay ve en çok kullanılan bu desteği bakanlığın belirlediği fuarlar için kullanabilirsiniz. Nedir bakanlığın belirlediği fuarlar? Yine ticaret.gov.tr'de bu destekler segmesinin altında fuarlar segmesinin altında bir Excel sayfası göreceksiniz. Bu Excel sayfasında 2021 yılında ya da işte 2022 yılında bakanlıkça desteklenmesi uygun görülen fuarlar listesi diye. Orada metrekare başına hangi fuarı ne kadar destekleyeceğimiz söz konusu yazıyor zaten. Her fuar için bakanlıkça belirlenen bir metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutarı geri alıyorsunuz. 10 metrekarelik standla başvurduysanız o fuar için metrekare başına ne kadar ödenecek bedeli belirlediyse bakanlık 10'la çarpıp o kadar geri alıyorsunuz.
Bu bakanlıkça belirlenen metrekare ücretinin içinde ulaşım ve nakli ücretleri de zaten mevcut. Fuar fuar değişiyor. Bu fuarın tipine göre, ülkesine göre bakanlık bunu belirliyor. Bu şekilde yurt dışı fuar desteğini zaten çok az. 4 tane vesaire, sanırım 4 gibiydi. 4 tane belge ile başvuruyorsunuz. Çok az belge isteniyor yurt dışı fuar desteğinde. Pazara girerken mutlaka yurt dışı fuar desteğinden de faydalanın. Ancak ben yurt dışına gitmeden önce bir yurt içi fuara katılmak istiyorum, uluslararası fuara katılmak istiyorum derseniz onu da destekliyoruz. Burada Türkiye'deki fuarlar için, uluslararası fuarlar için, bakanlığın belirlediği fuarlar için kullanabilirsiniz. Burada da yer kirası ve stand konstrüksiyonunu 38 bin liraya kadar %50 oranında destekliyoruz. Alanınız neyse, sektörünüz neyse yurt içi fuarla da işe başlayabilirsiniz. O şekilde ihracata başlayan firmalar biliyorum. Bu desteklerden, yani fuar desteklerinden faydalanmak için firmanın üretici olması gerekiyor ki kapasite raporu sunması gerekiyor. Ancak üretici değilse bir üreticiyle pazarlama sözleşmesine sahip olması da yeterli bizim için. O şekilde de bir bilgi vermiş olayım. Yurt dışı birim marka ve tanıtım desteğinden de bahsedelim. Burada en fazla 25 birim için her bir ülke başına 4 yıl boyunca destek söz konusu. Daha şöyle açayım. Kira desteği. Birim hedef veya öncelik ülkelerden birinde ise destek oranı 10 puan artıyor. Eğer ticari firmaysanız %40 destek oranımız. Eğer sanayi firmaysanız %50, şirketseniz 75 bin dolar 4 yıl boyunca ülke başına ve firma başına 25 birim açabilirsiniz. Bu oranlar, işte dediğim gibi, hedef ülkelere yönelik açıyorsanız, o ülkelerde açıyorsanız birimi 10 puan koyun. Eğer şirket merkezi, şirketinizin merkezi 4. 5. 6. bölgede ise, kalkınma da öncelikli teşvik bölgesinde ise gene 10 puan ekleniyor bu buradaki limitlere. Eğer ikisi birleşiyorsa, yani siz hem kalkınmada öncelikli bölgelerde şirketinizin merkezi yer alıyor, hem de hedef veya önceki ülkede bir birim açmak istiyorsanız da %20 puanlar artıyor. Bu şekilde tanıtım faaliyetleri de yurt dışı tanıtım faaliyetleri de destek kapsamımızda. Yurt dışı marka tescili de destek kapsamında. Bu yurt dışı marka tescili sadece tescile başvurmuş olmanız yeterli yurt dışında. Buradan alacağınız hukuki danışmanlık da bunun içinde, yıllık 50 bin dolara kadar %50 oranında destekleniyor. Bu da bilginize bu şekilde anlatayım. Tasarım desteğinden bahsedeyim. Tasarım desteğimiz moda tasarımı ve endüstriyel tasarım alanlarında proje bazlı bir destek. Tasarımcı, modelist, mühendis brüt maaş giderlerini 1 milyon dolara kadar %50 oranında destekliyoruz. Alet, teçhizat, malzeme, yazılım giderlerinin bu harcamalarında %50'sini 250 bin dolara kadar destekliyoruz. Tasarımcının proje için yurt dışına gerçekleştireceği seyahat masrafları ile web sitesi üyeliklerinin %50'sini de 150 bin dolara kadar destekliyoruz. Burada da faydalanıcı direkt şirketler 3 yıl artı 2 yıl uzatmalı, 5 yıl boyunca bir tasarım desteği söz konusu moda ve endüstriyel tasarım alanlarında. Gemi ve yat sektörüne yönelik böyle bir desteğimiz var. Eğer yurt içinde yerleşik şirketlerden bu sektörde bir tasarım hizmeti alıyorsanız da yıllık 200 bin dolara kadar %50 oranında 5 yıl boyunca destekliyoruz. Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik böyle bir desteğimiz de söz konusu tasarım desteğimizin altında. Marka ve tur kalite desteğinden bahsedeyim. Bunlar en üst düzey desteklerimiz artık. Birinci seviye marka destek programı. İkinci seviye tur kalite. Üçüncüsü artık uluslararası marka yaratma için oluşturulmuş destekler. Burada kurumsal kapasiteye bakılıyor en başta. Bir bağımsız kuruluş tarafından firmanın kurumsallığı raporlanıyor. Marka performansından insan kaynaklarına, işte tedarik zinciri yönetimine kadar her alanda yetkinliklere, performans ölçütlerine bakılıyor. Bu şekilde bir raporlama yapılıyor. Raporlama sonucunda da bakanlık tur kalite ya da marka destek programını alıyor firmayı.
Burada amacımız tabii ki markalaşma bilincini ve sürecini hızlandırmak, mallarımızın dış pazarlara girişini ve tutundurmalarını kolaylaştırmak, olumlu Türk malı imajını yerleştirmek. Marka destek programıyla Türkiye destek programı arasındaki fark şöyle. Marka destek programı 4 yıllık bir program. %50 destek oranı var. Az önce bahsettiğim tüm desteklerin aslında bir menüsü gibi, bir birleşimi gibi düşünün. Bu programda hepsi var. Markayla Türk kalitinin farkı, markanın üst limitleri var. Türk kalitinin üst limitleri yok şu şekilde. Ve her yeni hedef ülke içinde 5 yıl boyunca Türk kalite destek programından faydalanabilir firma. Eğer kriterleri uyuyorsa. Bu şekilde ikisinin farkı var. Bunlar da en üst düzey destekleriniz. Başvuru için, bu desteklere başvuru için firmanın Türkiye'de tescilli bir markası, yurt dışında en az bir ülkede tescilli bir markası olması gerekiyor. Son 3 takvim yılının 3'ünde de ihracat yapmış olması gerekiyor. Bu 3 yılın ihracat ortalamasında en az 3 milyon ABD doları olması gerekiyor. Böyle bir ön koşulu var marka ve Türk Kalite Destek Programı'nın. Son iki destekten bahsederek sunumumu tamamlayacağım. Küresel tedarik zincirine giriş desteği, buna kısaca KTZ diyebiliriz. Burada da bu destek ile amacımız ihracatçılarımızın küresel firmalar ile yeni tedarikçi ilişkileri kurmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, küresel firmaya tedarik edilecek ürünün ara malı olması gerekiyor. Yani küresel bir beyaz eşya firmasına tedarik edeceğimiz ürün buzdolabı değil, rezistans olmalı. Ya da otomotiv firmasına araba değil, far üretmelisiniz. Yani firmanın üretici olması gerekiyor imalat sanayinde. Proje süresi 2 yıl, proje bazlı bir destek bu. İşte bunun için, bu tedarik zincirine eklemlenmesi için firmanın ihtiyacı olan yazılım alımı, eğitim danışmanlık, müşteri ziyaretleri, sertifikasyon, prototip ürün geliştirmeye dönük makine ekipman alım giderleri destekleniyor. Bu da hani çok önemli bir destek. Satış Türkiye'den yurt dışına yapılmalıdır. Başka bir dikkat edilmesi gereken nokta var mı? Tedarikçi firmanın küresel olup olmadığı da bakanlığımız oluşturan bir kurul tarafından değerlendiriliyor. Destek miktarımız 1 milyon dolar, destek oranımız da %50. Özellikle girişimcilerin hani faydalanabileceği bir destek, üreticisi aslında. Çünkü alanları birazcık daha bunların imalat sanayi. O sebeple bunu da bir incelemenizi tavsiye ederim. Türkiye Ticaret Merkezlerinden de bahsederek konuyu kapatayım. Burada da Türkiye Ticaret Merkezleri işletici şirket tarafından yurt dışında açılan kullanıcı şirketlerin Türkiye'de ürettiği ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla mağaza, ofis, depo, showroom birimlerini bulunduran ve danışmanlık iş geliştirme hizmetlerinin sunulduğu merkezlerdir. Yani nasıl hani bir ülkede küme şeklinde olduğunuzu düşünün. Türkiye'de üretilen ürünleri orada sergiliyorsunuz. Aynı zamanda bir iş geliştirme danışmanlık hizmeti alıyorsunuz. Orada bir Türk pavyonu gibi, sürekli bir fuar gibi orada satın almacıları ağırlayabiliyorsunuz. Ürünlerinizi sergileyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir kurgulanmış desteğimiz var Türkiye Ticaret Merkezleri adında. Bunu da söylemiş olayım ve burada sunumumu kapatıyorum.